Aynen öyle. Ve ben seçim yasaklama biraz değişebilirmiş gibi düşünüyorum. Yine ormancıya oynarlar büyük ihtimalle. Ama ne kadar sonuç getirir tabii o da ayrı. Bir tık daha burst hasar gelse fena olmazmış gibi. Yine Nolan gitti. Joy gitti. Van Van gitti. Gitmedi zaten abi. Oyundan ayrıldı Guinevere'de. Bu adam Guinevere ve artık Arlott da oyunda yok. Abi bu seçim ekranı biraz kısa sürdü ya. Uzatalım. Biraz bekle. Koçtaki beklesene abi. Faramis yasaklaması yaptı. Şimdi ilk tercih. Direkt Bruno aldılar. Ya Bruno'dan çok iyi verim aldılar bence. O yüzden mantıklı karar. Düşününce. Flap TZ ile Super Marco. Burada tabii ormana çok fazla konuşmuştuk ama bence mid'e de iyi bir seçim yapabilirler. Yani Valentina'yı bu sefer onlar oynamak ister mi? Rakibin Valentina'sı sıkıntıydı. Çok fazla bir şey yapamadı. Fakat iyice elini darlamak da Evo'yun bir seçenek. Evo çok zayıf kalıyordu. Faramis de gitmişken yine onu bir Novaria'ya veya bir Lilia'ya zorlayabilirler. Yani Lilia'ya zorlamak çok zorlamak olmuyor ama ya mesela Novaria ile son oyunda yapılanları ben Evo'yun yapabileceğini çok düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. O feeble'lık hareketler onlar. Aynen, aynen. Yani bir de sadece feeble'lık da değil. Takım arkadaşları da işte kitle kontroller güzel kullanılıyor, alan yaratıyorlar. Yani tabii. Üstüne koşabilen de kimse olamıyor. Teriza da gitti. Terizla. Çok sert oldu yine yani. Bir öncesinde de aynı şeyler yaşanmıştı. Yani sadece Terizlerini... Franco değil, Baxia. Evet, Baxia ve Matilda alınmıştı. Yine yani Baxia tadında güzel bir tercih Terizla da. Yine iyi tercihler aldılar. Bence eğer Baxia alınmazsa Baxia'da kalabilirler ormanda. Orada çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Rakip Akai'yi alsın çok sıkıntı değil diyorlar bize. Ve Ebo ile Baloyski henüz tercihlerini yapmadılar ama burada önemli bir karar vermesi lazım Geek Fem'in. Ve evet Lilia geldi. Oo. Ya az önce de konuşmuştuk. Baxia'yı almak çok mantıklı çok bu arada. Ama bu sefer de Akai'yi falan çekebilirler yani. Evet bakalım şimdi devamı nasıl geliyor olacak burada. Üçüncü tercih. Brand tarafında tabii seçim yasaklamadan önce de oldukça kritik yasaklama evresinden önce de oldukça kritik. Bakalım burada AP Brand nasıl bir tercihte bulunacak? O da önemli tabii. Ya ben orman çekmek için acele ederler mi onu merak ediyorum. Çok önceliği yok. Orta koridor belki istenebilir. İkisi de okey tabii. Aa Cloud ya hiç konuşmadık tabii evet, doğru. İyi tercih. Ben geçen maçta da demiştim yani Cloud çek diye. Almamışlardı biraz garibime de gitmişti evet. Brody Cloud'a çıkken. Çok daha mantıklı. Makito yasaklanıyor. Ve şimdi çift orman veya işte çift mid. Bence mid baskısı daha iyi olur bu arada, onu da söyleyeyim. Çok etkili hissettirir. Yani Nolan ve Guinevere gittiğinde ormanda her şey aşağı yukarı aynı etkili çünkü. Evet. Fene gitti. Yani alırlar mıydı bilmiyorum ama tabii yani yine de kendilerini riske atmak istemedi burada. Geek Fem. Minotaur. Rahat tercih. Ve... Son yasaklama. Galiba yine ormana oynayacaklar. Fanny de geldiğine göre. Orada biraz saygı yasaklaması da vardı. Ben dediğim gibi çift mid şahsen beklerdim. Akai gitti. Gayet mantıklı. Orman düşünüyorum bir yandan ne gelir diye. Çuğ falan tarzı bir şey acaba isterler mi? Neden olmasın? Yani
Sanki böyle biraz daha ağır bir şeyler alıp yanına da işte iyi bir orta koridor taşıyıcı alabilirlermiş gibi de geliyor bana. Ya ben orta koridoru hep Valentina kurmuştum kafamda açıkçası. Evet evet olur olur. Ama olur. Yine Novari der mi? Bence çok okey olmaz ama... Ben de biraz Valentina'cıyım orada. Martis geldi. Çok güzel. Marki, Luke. Counter pick yiyeceklerinin farkındalar. O artık belli. Bakalım yani neleri burada tercih halinde kullanacaklar. Kalit geldi. Yani güzel tercihler ve Ruby yanına da. Martis bence var ya muazzam oldu buraya. Ruby ile beraber Kalit bayağı iyi olacak. Yani yine ben isimden dolayı AP Bren verirdim. Ama böyle Geek Fem'in de piklerine aşırı güveniyorum. Böyle rakibi hem rahatsız edecek tercihleri var hem hasar çıkarabilirler. Ama işte bu oyunu uzatmaları imkan verecekler mi hiç böyle inancım yok. Yani direkt bu karşılaşmayı erken oyunda kapatacaklar gibi. Her şey orta koridorlarına kaldı yani. Orta koridora şöyle sağlam bir anlık hasarı olan bir kahraman olsa fena olmaz ama mesela Valentina. Hayırlı olsun Robby ultisi veya Kjeld ultisi. Evet. Takım savaşında bayağı güçlü olacaklar. Yani iki tarafında tercihleri mükemmel oldu ya. Dediğim gibi bayağı iyi ama tabii Epipren birazcık kadro kalitesi açısından farkı yaratacaktır burada. 14 dakikada kapatırlar. 14 mü? Bakalım. Ve günün ikinci eşleşmesi, ikinci karşılaşma artık başlıyor. Epipren eşleşmede 1-0 önde. Yine burada puanlar ilk karşılaşmaya nazaran bayağı daha yakın ama ilk eşleşmede yine Geekfam ciddi oranda öndeyken karşılaşmayı AP bir yer kazanmayı başarmıştı. Ya bakalım burada da yine bir benzerini bizlere izletecekler mi? Bunlar tercihlerin aslında istatistiksel olarak üstünlükleri ya. Yani istatistikler olarak üstün olabilirler işte. Makro oyuna gelince bu kadar kolay olmuyor ve artık o mücadele başladı. İyi olan kazansın setlerde AP Bren 1-0 önde. Yani genel olarak oyuncular hani izleyiciler de katılacaktır. Bu serinin açıkçası 3-0 bitmesini bekliyoruz. Evet bakalım beklentilere burada APBR cevap verebilecek mi? O da oldukça önemli. Karl Tizi oldukça net. Mor güçlendirmeden başladılar. Ondan da Matilda. Matilda şu anda üstlerine doğru ilerledi. Geri doğru uzaklaşmaya çalışıyor. Pigwen burada çok fazla hasar yedi. Balon şiki. Canı çok az. Skor gelebilir. Canı azalıyor. O Pigwen şu anda bayağı dürtmüştü. Yanları azaldı ama işte orada tabii ki çarp üstünlüğü Kyle Tizi'deydi. Burada almayı başardı. Bir de üstünde rakip ormanı zorlayacak gibi. Marki'nin pençesi var ama üstlerine doğru ilerliyorlar. Baloiski'yi çıkarmak isteyebilirler derken üstünde gidemedi orada Kyle Tizi. Duvara sıkıştı. Üstlerine doğru ilerliyor. Lap Tizi'de çalıda bir yandan da karşılığa bekliyorlar. İlk kaplumbağayı kim alıyor Murana? Maçı kim kazanıyor demedim bak. İnce bir soru sordum. Martis alır. Martis mi alır? Tamam. Yani bir çıkıyor bir önceki oyunda da ilk kaplama Geek'e vermişlerdi. Tabii skorları ama Bren almayı başarmıştı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Yani savaşı Bren kazanmıştı. Kaplumbağayı alansa Geek'ti. Leptizik kötü yakalanabilir. Evet. Sersemletme geldi. Yavaşlatma da geliyor ama Işınlan'la beraber çıkacak. Kaltizi geriye doğru çekmek istedi Marki ama kule mesafesine çok yakın bir bölge değildi. Alamadı orada Marki'yi. Valoriski o da burada. İkilinin hasarı altında kalacak Fiu ve Owee Gwen
Birazcık canını sıkmışlar. Markin'in. Yani Balovski uzak buraya. Orta koridor, hatta altı biraz daha yakın. Ortanın alt kısımlarında. Gelmek isteyecektir tabii. Bakalım ne olacak. Şu anda kaplumbağanın canı 5000'lere kadar düşecek. Oo, ikili ulti. Güzel bir ulti geldi. Marki arada sıkışmış olabilir. Marki'nin işini direkt bitiriyorlar. Canaz geri doğru kaçmaya çalışıyor. Kalit easy ama başarılı değil. Kalit buradan skorun sahibi oldu. Kaplumbağan canı 5000'lerde. Luke kovalıyorlar. Rabi'den güzel bir sersemletme geldi. Bakalım kaplumbağanın sahibi kim olacak? Ovi güvenle beraber Flatlisi. Bu Balovski'nin üstüne hasarlar vermeyden diyor. Buradan çıkması imkansız gibi bir şey. Burada Balovski'yi de katlediyorlar. Kaplumbağayı alabilecekler mi derken Marki birazcık hızlı geldi. Ve kaplumbağayı pençesiyle beraber almayı başaran isim oluyor. Yani Geekfam demeye korktum burada ama Geekfam aldı kaplumbağayı. Al. Bu da turuncu güçlendirmede. Marki üzerine de bir baskı kurmak istiyorlar ama Marki hata yapmıyor. Burada mor güçlendirme civarlarında hemen turuncusuna dönecek. Sakin ve eşit bir başlangıç geldi. Evet yani Super March, Super Marco burada altın olarak çok fazla geri değil. Arada 50 altınlık bir fark var. Ama yani altın koridorları eşit ilerlerken ufak bir baskın işin rengini değiştirebilir. Yandan dönüyor Marki. Bir yandan da Kyle Teezy alt koridor doğru ilerledi. Bunu burada avlayabilir belki. Derken Pio arada yakın. Sıkıştı. Arka taraftan Kyle Teezy gelmeye çalışıyor. Burada tutabilir. Teriza mükemmel bir ulti attı. Bunda da savaşa dahil oldu derken Pio arkada bekliyor. Arada kalan Teriza'yı böylelikle beraber yok ediyorlar. Ve arka tarafa doğru tekrardan Kilit çıkmayı başardı. Ne oluyor hoca? Yakalayabilecek mi? Hayır. Luke'u yakalayamadı orada. Kyle Teezy. Luke hocam 1-0 geridesiniz. Neyin atarı bu? Emojiler, mimojiler, üstte dönüşler falan bilmiyorum. Abi yani altın farkı yok. Cloud'la Brumlu'nun farmaya eşit. Birbirlerine yakınlar. Ya tabii her an her şey olabiliyor bu savaşta. Bakalım. İlerleyen Aytlar'da neler olacak? Balovski çekmeyi başardı. Geri çıkartacak mı diye. Pivi direkt katletmeyi başarıyorlar. İstediğini yapamadı. Direkt sersemletme manyağı oldu. Tabii Valencia da burada. Burada işini bitiriyorlar. Vlaptiz ile beraber Luke yukarıda. Yandan da kaplumbağaya başlangıç yaptılar. Marki ile birlikte. Balovski yakın. Ve boyu devam ediyor. Balovski'nin üstüne güzel hasarlar. Geri doğru çıkmayı başardı. Robby Ulysses ile birlikte. Yandan da burada kaplumbağan canı 2000'lere kadar düşmüş durumda. Baksiya pençesini kaçırmadı. Flapdiz arada kaldı. Hasar vermeyi damlarken Kalitiz bekliyor arkada. Flapdiz burada yüksek hasarlara maruz bırakıldı ama kaçmayı başardı Martis. Birinci skor, ikinci skor geldi. Burada ultisini erken kullandı Kalitiz ama skor gelebilir derken Ovi güvenle devam diyorlar. Geri doğru çektiler ve bir skor daha geliyor ve burada işini bitirmeleri, belki de güçlendirmelerini kaybetmek ardından da mücadelenin bitmesi demek diyebiliriz belki de. Artık son kaplumbağa da dahil olacak. Yani Geekfam kaplumbağaları almaya devam ediyor ama ilk maçın birazcık daha böyle tekrar gibi, ilk maçta biraz tam bu kadar aslında yakın değildi ama yine benzeri pozisyonlarda Luke'tan iyi bir giriş geldi. Obi-Gwen şimdi o da ultisini kullanmak istiyordu. Geriye doğru atılmak istedi. Oloski'ye de ciddi bir hasar var ama skor yok. Kolay değil, kolay değil. Bir yandan da deplasmanda oynuyorlar. Onu da hatırlatalım. Obi-Gwen bütün AP Ren oyuncuları orta koridorda. Doğru uzaklaşacaklar. Boy. Burada yakın. Yandan Martis ve Valentina ikilisi de devam ediyor derken Super Marco burada steklerini elinde tutuyor. Artık iyi seviyeye ulaşmış durumda. Geekfam oyuncuları. Orta koridora 4 kişi. Balovski geldi. Üstüne doğru atladı. Piyav. Yine katledilebilir derken Batya'yı da kaçırdı ama burnunun sert sert burun vurdu. Burun burun. Evet. Sert burun. Pis burun. Oy güven araya girip çıktı. Kyle Teezy üstüne doğru oynayacak. Devam ediyor. Çok ciddi hasar Kyle Teezy'den. Takım arkadaşlarının gözleri içinde. Hatta el ele tutuşurlarken kesinlikle diyebiliriz yani. Ve devamını da istiyorlar Balovski. Ama burada kaçma konusunda bir sıkıntı yaşamayacak. Luke da tabii takım adına iyi bir iş yaptı. Orada orta koridora yoğunlaşmışken APBR oyuncuları hemen üst kuleyi aldı. Bu da tabii iyi bir takasa dönüştü aslında. Bir skora karşılık bir kule.
iyidir diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. O Big Van. Şu an orta. Bir yandan da Kaplumbağa artık sahnede olacak. Luke orada. Bir yandan da Kaplumbağa'ya başlangıç. Flap pozisyonu iyi. Işınlanmayla beraber üstüne doğru gidebilir. Peel. Bıkınlaştı. Kaplumbağa'nın canı devam ediyor azalmaya. O Big Van. Önden zonlamaya çalışırken Marki. Arkadan girmeye çalıştı. Başaramadı. O Big Van'ın şu anda Manasio ışınlanmasını kullandı. Baksiyah belki de. Aldı. Hata yok. Bir. Orman main olmayan oyuncunun böyle pençe takması gerçekten müthiş oldu. Takımına resmen Kaplumbağa'ya hediye etti ve Geek Farm geri dönecek. Yani 3 tane Kaplumbağa'yı da aldılar. Orta kule geliyor şimdi. Ki yani şu anda üste dönen bir APR oyuncusu var. Biraz daha fazla minyon olsaydı belki de ortada orta 2'yi bile zorlamak isteyebilirlerdi. Ki arabayı da temizlediler. Gelen minyon dalgasıyla bir şeyler yapmak isteyebilirler diyecektim ama hayır. Luke orada Kaltiz'in üstüne atlamayı daha iyi bir fırsatmış gibi gördü sanırım. Ama alabilecekleri bütün orman kamplarını da şu anlık temizliyorlar. Çok ciddi bir kaynak bırakmak istemiyorlar Kaltizi'ye. Valoiski alt koridora doğru rotasyon atıyor şu anda. Bunu da bir yandan minyonlarını itirdi. Geri doğru uzaklaşıyor. Onları gittikçe sıkıldı AP1'nin. Bayağı sorun yaşıyor şu anda bu karşılaşma özelinde. Erken oyunların güçlü olduğunu söylemiştik ama bu oyunda eti kalırsa hayal bile edemiyorum neler olacağını derken Baloiski. Oo. Flap dizinin baskısı altında Kaledra burada tutmaya başarıyor. İki oyuncuyu da sersemletti. Ölebilir. Gedoro ise beraber çekiyor. Baloiski çıkıyor. Çıkabilecek mi? Kaledra tarama çalışırken boyla beraber Mark. Yardım geldi. Yakın ve Piu. Burada katlediliyor. Arka tarafa Luke geldi. Kaltiz'i yeteneklerini bozuyor. Çok fazla hasar yedi. Işınlanmayla beraber canını bastı. Kaltiz'i vurta doşlanıyor. İnanılmaz bir oyunluktan. Yine yaptı yapacağını. Skorları kazandırdı. Belki de oyunu kazandıracak o hamleyi yaptığını söylemek lazım. Yani buradan çevirmeyi başarmış olmaları oldukça... Yani çevirmeyi başarmış olmak demeyeyim de bu farkı açmış olmaları muazzam bir iş. Pardon. Ve Kadir de alt kuleyi alıyor. Marco ulti kullanmış orada. Yani Aboy birazcık sinir bozucu bir şekilde üste dönüş kullandı. Net bir iş. Onun adına tabii burada 3500'lükte bir fark ve Lord geldi, ilk Lord. Evet, ilk Lord geldi. Şu anda minyonlarını alıyor. Onlara devam ederken bir yandan da orta koridora minyonlarını ittirdi. Marki Lord'un yakınında. Flap DC'ye yakın. Marki ile yan yana. Şu anda çalıda da bir yandan beklemeye devam ederken yandan turuncu güçlendirmeye başlanılmış. İşler nerelere gidiyor ya? Zor. Yani çok garip. 3-0 diyorduk 3-5. Direkt hani verdi bir AP birileri de. O biraz işte sen yapıyorsun bu sporu ya Murano. Maşallahın var. Ama gün başlamada rejide konuşuyorduk bugünkü maçlar ne olur diye. Yani Geek Fam'e bir maç vermiştim. Galiba o maç bu maç. Keşke o sene de bu sene olsaydı. O Big Van çok yüksek hasara maruz bırakıldı. Acilen can yenilmesi lazım. Üstüne dönmesi lazım belki de. Ya da tabii ki pasifi sayesinde. Ayakkabının pasifiyle şu anda can yeniliyor. Yandan da Luke'u torluyor ama o Vigiven'in üstünde çok ciddi hasarlar. Yere doğru uzaklaştı. Matilda'nın ultisi yok. Üstüne doğru ilerlemeye çalışacaklar ama Geek burada Lord'u katledebilir. Super Marco ile beraber Pew zorlarken Lilo'dan çok ciddi hasar. Yine çekmeyi başardı. Arada gitti. Katletmeyi başarıyorlar şu anda Flap Dizzy'yi. Marco geri doğru uzaklaşırken Geek Fam baskısını hiç azaltmıyor. Lord'un canı 10 binlere düştü. Ya ve güzel de bir barikat kurdular aslında önünde Lord'un ve bu barikatla beraber de Mark'i pençe bile atmadan Lord'u alıyor. Rakip Mor'a doğru gittiler. 3-4 saniye var biliyorlar. Kyle de buraya doğru kaydı. Ama onu biraz hırpaladılar adeta. Şimdi bakalım Kyle o da kendi Mor güçlendirmesi için savaşmak istiyor. Pençe geldi Kyle'dan ve burada Kyle'da kalıyor sanırım Mor güçlendirme. Bir görmek istiyorum. Evet Kyle'da kaldı. Marki alamadı. Altın farkı 5000'lerde geliştirilmemiş Lord'u almayı başardılar. Yani burada açıkçası istatistikler olarak kazanacaklar gibi duruyor. Ama ne zaman ne olur tam kestiremediğimiz bir mücadele. Luke, Piu'la karşı karşıya. Piu üstünde çok baskı hissetti bu mücadele. 1-3-4'lük skoruyla da devam ediyor karşılaşmaya. Orta koridora 2 milyon temizlediler. Kulenin patlamasıyla birlikte. Alt koridordan gelen bir Lord var. Flap Dizzy içeri doğru girdi. Takım arkadaşları desteklemeye çalışıyor. Baloiski korumaya çalıştı. Flap Dizzy'nin başı dertte. Burada öldüreceklerdir onu. Çok kolay bir yem oldu onlar için. Ama burada üst kulesi vermediler gibi. Marki içeride bir şeyler deniyor.
Birinin altında kalmış olabilir mi? Hayır, kalmıyor. Bir yandan da Kadera stek tutmaya çalıştı elinde. Buradaki alt üstüresini rahat bir şekilde almayı başarıyorlar. Kyle Tizi yavaşlatma manyağı oldu. Çıkartmıyorlar içeriden. Burada savaşmak birazcık riskli. Oh, ve güven. Kadera tarafından çok ciddi hasar yedi ve burada katledildi. Piu canını Lilo sayesinde yeniliyor. Bayağı iyi maç. Bayağı iyi maç. Yani Geekfam çok iyi bir avantajla kaldı şu anda. Bu durumla beraber bir yüz kölesi de aldılar. Altın farkta 6500 civarlarında. Yani buradan tabii geri vermek istemeyecekler bu karşılaşmayı. Evet. Kesinlikle. Şu anda alt koridordaki minyonları indiriyorlar ve hızlı bir paus geldi. Galiba ufak bir internet problemi gerçekleşti. Bakalım tabii hızlıca çözülecektir. Çözüldüğünde de... Wheel orada, Wheel. Evet, maça devam edeceğiz. Halleder Wheel. Hemen bir kablo çekilir gerekirse. Yeni değil mi? Sıfırdan bir fiber. Olmaz. Yandan da... Alt koridordaki savaşı merak ediyorum. Burada Terizi ittirdi ama... AP BR'ın aldığı desteği görüyor musun? Onu görünce direkt seyirci alkışlamaya başlıyor. Dayanamıyor. Onik ve Geekfam taraftarları. Tabii iki tane büyük Endonezya takımı. Ülkelerini temsil ediyor dünya şampiyonasında. Sanırım ufaktan da halledildi burada problemler. Evet. Bakalım durumu birbirine getirebilecek mi Geekfam? Karşılaşmada çok istediklerini elde edememişlerdi. Fakat bu karşılaşma onlar açısından oldukça iyi gidiyor. İşte kaplumbağalar olsun, ilk lord olsun hepsini almayı başardılar. Epic Brand karşısında tabi devamını da isteyeceklerdir. Bakalım. Tarafta iki gerekeni yaptılar. Merakla bekliyorum. Birazcık süre eklediler. Bol üstte. Teknik aksaklık. 3 dakika dediler, 3'te hallederler ya. Hallederler ya tabi. Ya Wheel orada diyorum ya. Her şeyi halleder, çözer. Aynen. Şu anda tabii ki arada konuşmalar da yapılıyor. Ama oyuncuların da bir yandan da... şey yapması, taktik konuşması da sıkıntılı. Sıkıntılı değil mi? Böyle draftı da... Taş kağıt makas oynasınlar. Seçim yasaklama sonrasında da tekrar ortaya çıkan tablo. Yani Geek'in zaten erken oyun potansiyelinin ne kadar fazla olduğunu burada da görüyoruz. Ama işte geç oyun potansiyeli de yine Geekfam'in bayağı fazla bu oyunda. Aynen. Yine hasar, ayakta kalma tarz durumların hepsinde Geekfam ciddi bir üstünlük sağlamayı başarmış rakibi karşısında. Sonuç önemli olan sonuç. Bakalım nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Yani çevirebilir mi sence burada Epic Brand? Kazandı, 2-0 diyorum. Öyle maç mi? Maç vermezler, %100 win rate'ini bu maçta bozmazlar. %100 win rate mi? Evet. Hala %100 gidiyorlar mı? Hala %100 Brand? Gidiyorlar ya, hiç kaybetmediler daha. M5 başından beri. Bu ne abi gece gece? Güzel fotoymuş. Kim bu abi? Ya soldakinin yüzünde maske olmasa olacaktım şarjı ama... Tanırdık. Bir tanıdık.
15 saniyesi kaldı bakalım. Sorun umarım halledilmiştir. Yani bakalım geri sayım bitiyor artık, başlayacak mıyız yoksa biraz daha süreklenecek mi, tabii onu da göreceğiz. Aç abicim hadi. Aç bakayım ne geliyor. 10x geldi bakalım ne çıkacak. Hadi. Sola lazım, sol. Sol. Çok sekti. Evet. Bir daha yapacağım dedi ama... Ama maç başlıyor. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Döndüremediler ve karşılaşmaya geri döndük. 6300'lük bir fark söz konusu. Şu anda... S2'de... Akdeniz'i aldı takım arkadaşlarına. Merak ediyorum. Ya bekliyorlar savaş için ama Geek'in çıkması lazım buradan. Kalan Geek oyuncuları burada değil çünkü. İkisinde de burada her ne kadar ciddi oranlarda önde de olsanız. Savaş kaybetmeniz kolay. Kesinlikle öyle. Aradaki altın farkı da çok yüksek ya. Ne olacak? Nasıl bitecek bu maç? Merakla bekliyorum. Ooo, Super Marco üstüne doğru kitler çekebilecekler mi diye baktığımızda saf kullanıldı ama biraz geç. Doğa rüzgarı da basıldı. Super Marco burada Matilda'nın verdiği kalkan Bahamut arası bayağı işe yaradı. Ölmeden çıkmaya başardı. Bir de saplaştırma kullanılmasaydı daha iyi olabilirdi. Lord öncesinde verdiler ve Kaltiz'i kendi tarafına çekmiş durumda ama az da olsa hasar yemiş olarak gözüküyor. Yani orada o Wiguven kaçırmak için bekliyor onu. Lord bozuldu. Lord'u koridoru ittiriyor. Kalıt arkadan geliyor. Gelen kalıdı orada bir kesseler. Ama Lord'u kaptırabilirler. Şu anda Luke, Marco. Devam ederken Lord'u umarım alıyorlardır. Direkt basacak ama katledildi. Yetişebilirler mi savaşa diye baktığımızda Kyle T.C. Balavişkin'in baskısı altında birazcık geç kaldı ve Lihla sahibi oldu. Burada bir oyuncu düşünebilirlerse işler değişebilir. Şunun basını kullandı Balavişkin. Marki tarafından korunuyor. Bir yandan da Rabi kaçmayı başardı. Orta kuleyi de istiyorlar tabii bu kadar az canı kalmışken ama şu anlık Brand tabii o kadar da fazla açılamıyor harita üzerinde. Çünkü sakıncalı bir durum olduğundan yani kaçabilecekleri kuleler çok uzakta. Üste kadar koşmaları gerekiyor. O yüzden rakibe de eksik vermeden o kadar dışarıya doğru ittirmek çok mantıklı gelmiyor onlara tabii. Alttan da Lord geliyor. Alttan Lord ilerliyor. Üstten minyonları ittirmeye çalıştılar. Marco birazcık riskli bir hamle yapıyor tabii ki burada. Minyon ittirirken Baxia da gelecek. Ovi Güven güzel görüş verdi. Burada çalıyı denedi ama Ovi Güven her zaman olduğu gibi altın koridor oyuncusunu koruyor. Baloski burada Cloud'u kaçırdı. Orta koridordan minyon dalgasını böylelikle beraber temizlemeyi başarıyorlar. Ama alt koridordan gelen Lord birazcık sorun yaratabilir. Dikkatli oynamaları lazım. Özellikle Rabi'ye dikkat etmeleri lazım. Marco burada ufak da olsa canını yenilece üstüne dönüp Piu Lord'a vurmaya devam ederken Lord'un yönünü değiştiremediler. Şu anda Lord tutmaya çalışırken üst kulesini Geek kaybediyor. Marki içeri doğru girecek mi? Hayır, Marki girmedi bu sefer. Bir yandan tekerlek modunda dönmeye devam ediyor. Piu üst kulesini savunmaya çalışıyor takım arkadaşlarıyla beraber. Burada pençeler kullanıldı. Geri doğru çekmeye başardılar Kyle Tizi'yi. Kurtarabilecek mi diye baktığımızda evet kurtarmayı başarıyor takım arkadaşlarını. Boy ultisini kullandı Lila'nın. Şimdi giriş istiyor Marki. Açıkta bir isim görmek istedi aslında. Baloyski güzel hareket geldi. Çok ciddi bir hasar var Aboy. Fifth score'unu alacak. Belki de bu AP bir yer için maçın sonunun geldiğinin habercisi olabilirdi ama Kaltizi savaşmaya devam ediyor. Baloyski'yi aldı, Marki'yi aldı ve yani üstüne de öncesinde de Luke gelince burada üçlü bir öldürme ve iyi bir savunma. Fark da birazcık eridi. Evet, şu anda koridorları ittirmeye tabii ki devam ediyorlar. Yanlarına güçlendirme ellerini alıp belki de Lord'un önüne önceden konumlanacaklar ama diğer oyuncularda olmadan bir skor da almaları lazım. Bu skora ihtiyaçlarını var. Matilda Lila'nın ayakkabılarını takip etti. Çalıdan görüşünü alıyor tabii ki Lila. 25 saniye var. Lord'un canlanmasına oyun bayağı bir hızlandı. Altın farkı oldukça hala yüksek.
geldi. Matilda. Ufak denemeler. Marco da hasarını denedi. Matilda ışınlanmasını atmak zorunda kalıyor tabii ki. Orta koridor kulesini sonunda dakika 17.36'da indirmeyi başardılar. Bakalım yani birazcık geç gelen bir orta kule diyebiliriz. Ya tabii bir de o kuleler inmeye başlayınca bu farkın bir anda indiğini de göreceğiz. Çünkü yani sadece üst ilk kule ve orta ilk kuleyi almayı başarmıştı şu ana kadar AP Biren. Yani alt kule falan filan geldiğinde ki Super Marco alttan ittiriyor farkı neyse, orayı da alacak. Belki bir yavaş ittirmeye de bırakabilir orayı. Mace çalışıyor şu anda, savaşa dönmeye çalışıyor. Yok, burada hasar denedi ama vurduğundan daha çok hasar yediğini görürken Lord'un canı 23 bin lira kadar düşmüş durumda. Bakalım Lord'u hangi taraf alabilecek? Çok fazla hasar yiyorlar. Wigwan hücumları içeri doğru sokmaya çalışabilir derken Eboy burada çalıları denedi. Orta koridorda Kaderan. Orta koridoru ittirirken Super Marco'nun üstünde baskı görebiliriz. Volosky geldi. Ulti ile beraber ışınlanmayla alacaktır bir oyuncuyu. Burada 3 oyuncuyu sersemletti. Flap dizi arada kaldı. Terizda burada ultisini atıyor. Sadece Rabi üstünmeyi başardı. Super Marco ultisiyle beraber girerken karşılıklı olarak doğa rüzgarları basıldı. Burada Marki'nin yönü değiştiriliyor derken Kyle dizi de aradan çekildi. Fight çok hareketli ve burada kimse ölmedi. Yani kimse ölmedi. Güzel dansta edildi aslında. Yani Marki biraz hırpalandı. Onun canına, eksik olan canına ihtiyaçları olabilir gibi ama hızlıca şu anda canının da yenilendiğini görüyoruz. Evet. Girdi Gwen. Ulti. Uf yani Fiu yine paramparça ediliyor. Luke o kadar iyi arkaya sarkıyor ki. Yani ve rakiplerini yakalıyor ki şu anlık APBR'ın buna pek bir cevabı yok gibi. Kyle kaçmaya çalışıyor. Flapdizzy yine aynı şekilde. Belki bir oyun gelebilir diyecektim ve geldi. O sersemletme hiç fena değildi ama yine de Super Marco yakalanıp öldürülen isim oluyor. Luke ittirdi. Oyunu bitiriyor olabilir Luke şu anda. Evet Luke kuleye vuruyor. Ve oyun bitti. Tutarlar. Pasifi gelmemesi lazım. Ve pasifi gelmesine gerek kalmadan minyonlar oyunu bitiriyor. Koridor ittirmenin ne kadar önemli olduğunu bize tekrardan GeekFam gösterdi. Belki oyunu çevirebilirdi APBR ama burada minyon ittirmemenin cezasını ödüyorlar. Yani kesinlikle öyle. Altta mesela ben açıkçası altı komple ettirir, kuleyi alırsalar diye düşünmüştüm. Ama öyle yapmadı. Biraz da o yüzden Marco'ya da yazar bu, onu söylemek lazım. Luke o yüzden çok rahat ittirebildi alt koridoru. Yani çok net bir karşılaşma olmadı APBR adında ama GeekFam içinse gerçekten hayallerdeki karşılaşma oldu. Evet. Yani 1-1 oldu setlerdeki durum. Yani bu karşılaşma umut verici mi? AP Biren ilk mağlubiyetini alıyor M5'teki. Bu durum birazcık şaşırttı mı sizi? Yok, bir mağlubiyet daha aldılar ya. Almadılar mı? Biren almadım. Ben de işte o yüzden sorguladım az önce. %100 mü? %100. 3-1 serisi var ya Biren'in. Yok. Var abi. Bak ne kadar net yok diyorum. Yok. Biren'ci bir şey söyleyeceğim. Şu fikstür sağda solda bir yerde duruyor mu ya? Onu bize bir paslayabiliyor musun? Yok diyorum. İşte eminim. Var. Yok. Sinan çekliyor bakıyorum musun? Ben şu anda aynen. Yok. Evet. See you soon'a kaybetmişler. Evet. Ya abi ekranda az önce yalan. Yüz yazıyor. Yalan işte bak açık seri eleme aşaması istiyorum. İkinci gün APBR 3 CEO'sun 1. O zaman ekranda onlar yanlış ya yazmış. Sen bırakacaksın sen. Az önce... Bir şey söyleyeceğim, biz de ekranda aynı şeyi okuduk ama yani gördüğümüzü unutmuyoruz Murano. Canım benim. Yayını geri sen izle. Orada tamam. Takım karşılaşmalarında team win rate'de %100 yazıyordu. Orada şeyi yazmış. Bence seridir takım. Orada kastettiği. Seri olabilir ya. Ya bilmiyorum şimdi ne yazdığını yani. Ben görmedim. O yüzden üstüne net bir şey söylemeyeceğim de. Hani şey mağlubiyetleri vardı, onu hatırlıyorum çünkü. AP Biren'i 3-1. AP Biren 3-1 geçti cümlesini kurduğumu hatırlıyorum. Gördüğüme göre konuşurum. Az önce karşılaşma başlamadan önce istatistikler gösterilirken team win rate'de %100 yazıyordu. Ben buna inanırım. Bence başka bir şeyle karıştırıyorsun. Abi yayın gelip sarıp arada gösteririm diyeceğim tamam. De arada kalmadı. Tamam. Bitişinde bakarız, fark etmez. Evet. Yani Luke MVP olmuş. 2-3-4 dedi. Abi olmazsın. Bilmiyorum nasıl olmuş onu, ben hiç anlamadım. Yani Luke tamam belki o kadar kötü oynamadı etmedi ama MVP'yi şu oyun Luke'a yazar mısınız ya? Ben bu oyun MVP'yi Luke'a yazmam abi. Yani işte şey... E-Boy falan bence daha iyi. Ya Kadere daha iyi de daha işte yani. Luke'un biraz böyle kritik hamleleri oldu. Savaşlarda işte Abo'yu falan toparladı. Pardon Fiu'yu falan toparladı arkadan. Belki ondan ötürü vermiş olabilirler.
Ama sayısal veriye göre vermiyor mu evet. işte? Hani o yüzden o da bir garip. Bilmiyorum yani çok da önemi yok gerçi. Yani sonuç olarak maç kazanıldı ama tabii şeyi de unutmamak lazım. Burada GeekFam kadrosunun... Oyunu bitirdi ya. Yani iki mücadele daha alabilmesi gerekiyor. Hayır, ben söyleyeyim sana oyunu bitirdi ya. Ha ondan o yüzden verilmiştir. O da olabilir. Ve yani AP Brain'in fightlarda gerçekten zayıf kaldığını görüyoruz GeekFam'e karşı. Bu da beni çok şaşırtıyor. Normal şartlarda çok daha iyisini beklerdim. Artık GeekFam buradan AP Brain'i falan geçerse... Evet. Ya Onik'le oynayacaklar. APBR'la bir de altta oynayabilirler. APBR da alta düşecek. Bu sefer GeekFam da alta düşecek gibi olacak. Evet. Bir daha oynarlar abi. İşte bir daha oynarlar. İntikam için belki. İntikam alevi. Siyusun yine aynı şekilde oradan geliyor. Bu sefer Siyusun'la ikisinden biri karşılaşacak. Ya garip bir senaryo çıkabilir ya. Ben mesela 3. maç için o kadar net konuşamadım. APBR kafamda soru işaretleri oluşturdu. Ya benim de oluşturdu ama burada... Birazcık erken oyunda Ezmen'in verdiği skorlar diyebiliriz ya. Evet bir tık. Bir tık. Ve dakika 19.32'de biten bir mücadele. Her objektifte çok daha iyi oynayan, net olarak domine eden bir GeekFam. Ya ilk oyunun başı gibi demiştin sen Sinan az evet. önce. Bir tık daha öyle gidiyordu ama oyun ilerledikçe sonu çok daha farklı bir rota izledi. Ya ben özellikle burada Eboy'un artan performansına bir parantez açacağım. Eboy. İlk oyunda darma dumandı. Burada çok daha iyi. Kader aynı şekilde ilk oyunda da iyiydi, burada da iyi. Ama sence rakipte ne değişti? Yani onu söyleyeyim APBR'da. Yani APBR'da aslında çok büyük bir değişiklikten olduğunu aslında düşünmüyorum. Biraz daha GeekFam daha iyi oynadı. Özellikle mesela işte erken oyunlarda normalde APBR'ın hemen çok hızlı öne geçtiğini gördük. Bu sefer mesela GeekFam hata yapmadı. Hata yapmadığı için de tabii o fark açılmadı ve mesela kaplumbağaların hepsini almayı başardılar ve mesela ilk oyunda da kaplumbağaları aldılar ama savaşları vermişlerdi. Bu sefer hem kaplumbağaları hem savaşları da kazandılar. Bu da tabii rahatlıkla harita üzerindeki etkinliklerini arttırdı. Yani mesela burada bakıyoruz aslında çok yakın skorlar ama APBR adam akıllı kule yıkamadı. İki kule yıktı. GeekFam'in takım olarak oyunu, takım olarak haritaya dağılışı çok daha iyiydi. 8 kuleden de bunu da anlıyoruz. Bir de aradaki 6 kule farkıyla beraber de otomatik olarak geride kalıyorsunuz. Hem harita üzerindeki dağılımda hem de eşya olarak. Bu tarz etmenler de otomatik olarak bir tık geriye çekti ve ben Super Mario Kart ne kadar çok iyi kasmış olsa da altın bazında ve eşya bazında o bu oyundaki performansını o kadar beğenmedim. Onu da söyleyeyim. Çok daha baskın, çok daha takımlı. Ya hele bir de Cloud varken. Aynen. Daha iyi bir performans bekliyordum. Onu da söyleyeyim tabii. Öyle. Ya Bruno'ya bir çözüm bulmaları lazım mı? Çünkü Bruno ilk maçta da önemliydi. Kadere yine zaten burada bak. Kadere zaten evet. genel olarak çok Aynen. çok fark yaratıyor. Yani Murano sence bir Bruno yasaklaması falan gelir mi ya? Gelmez de belki ilk tercihi için, ilk tercihten belki de Bruno'yu alırlar yani belli olmaz. Ha kendileri Bruno kullanmak istiyor. Şey de olabilir, şöyle bir durum da var. Kırmızı mavi taraf değişiyor mu acaba bu maçta? Galiba değişiyor. Yok kendileri seçiyorlar. Yenilen taraf ilk veya ikinci tercih istiyor. Diyor ki abi sen kaybettin. Sen hangi seç. Tarafa geçmek istiyorsun diyorlar. Öyle tarafını seçiyorlar. Bence ilk tercih değil de ikinci tercih böyle çok Nolan gibi kahraman bırakmayacaksın açıkta. İkinci tercih her zaman daha avantajlı. Eboy müthiş gerçekten dürtmüş. Diğer tarafta Kadera. Bruno'su ile beraber şovda yani. Ya Bruno... Çoğu zaman Bruno'nun da çıkardığını gördük. Bruno'yu durdurmanın tek yolu işte arkaya erişebilecek bir kahraman. Martis bu maça gitmedi. Yavaşlatman oynamıyordu. İşte Baxia duruyordu önde. Kalı sersemletme atıyordu. Onların hepsini doşlayacaksın da. Rabin'in sersemletmesinden geçeceksin de Bruno'ya yarışacaksın. Hayal dünyası...